Kötülüğün seyirci üstünlüğü vardır derler. Oysa iyilik ve güzellik bir yeraltı nehri gibi dipten ve derinden sessizce akar. Modern dünya ya da ahir zaman kötülükleri, çirkinlikleri, çarpıklıkları konuşmaya, izlemeye değer buluyor. Biz de diyoruz ki, hayır, kötülüğün seyirci üstünlüğü iyiliğin gücüne galebe çalamaz. Sevgiyi, merhameti, dayanışmayı cazip, anlatılmaya değer bulmayan bütün anlayışları reddediyoruz. Diyoruz ki, bu cihanda bizim de bir hünerimiz varsa, millet olarak ilk sıraya aile olabilmeyi yazalım. Buranın eski halinde bahsedersem, mesela bize buranın nasıl kurulduğunu büyüklerimize duyduğumuz, işte Kapadokya, Ürgüp, Göreme, Zelve gibi yerler bizim buradan başlar, bizim köyümüzden başlar, bu civar köylerden. Burası Aflak Köyü. Bu köyde yaşadığımız zaman içerisinde işte inler var içinde, mağaralar var, daha eski insanların göçebe olarak gelip buraya yerleştikleri, burada ikamet ettikleri söylenir büyüklerimiz tarafından. Mesela çelik oynardık, çizgi yapardık, çitik oynardık. Bizim şimdiki bilgisayarla oynayan çocuklar gibi bir şansımız yoktu. O zaman onlar vardı, onlarla yetiniyorduk. Hep kötü günlerimiz geçmedi, iyi günler de oldu. O onu taşıdı işte. İyi davranırsa kötü yerini unuttum. Öyle öyle geçindik abla, sabrettim. Yani eskiden, eskiye döndüğün zaman bizler mesela daha büyüklerimizde de böyle gördük. Odanın üst köşelerine geçip oturamazdık. Biz aşağıda otururduk. Hatta destilikler olurdu. Suyu içerken mümkün değil ayağa kalkıp su içmemiz. Yahut da bir büyüğümüzün üst tarafına geçmemiz. Ama şimdi o zaman insanlar söylerdi. Ya öyle bir zaman gelecek ki kızanıya kele, oğlan babaya ula diyecek zamanlar gelecek derlerdi. İnsanın geçmişine bir saygısı olmalı. Yani köyüne, vilayetine, devletine bir saygısı olmalı. Neden bayrağımızı benimsiyoruz? Olmaz diyoruz ya, Türk bayrağı. Verirken ben askerliğimi de Ankara'da yaptım. Ondan sonra neden bayrağımızı öperek alıyoruz, öperek veriyoruz? Bir saygı. Bunu da tabii torunlarımız, çocuklarımız bunu görüyor. Onların da öyle yapması gerekiyor diye biz bunları böyle yapıyoruz. Herkes vatanını, bayrağını sevmeli. Yani sahip çıkmalı. Evinden başlayıp köyünden, kazasından, vilayetinden, devletine kadar. Bu böyle olursa hiçbir zaman bu bayrak yere inmez, bu ezan dinmez, bu milletin sırtı yere gelmez. Böyle düşünüldüğü zaman diye düşünüyoruz yani. Bozkır'ın adamı farklıdır bizim ülkemizde. Sevdası da, acısı da farklıdır. Bir kere Bozkır'ın adamı mutlaka ufku görmek ister. Çünkü onun için hayat, gözünün görebildiği ve gözünün alabildiği kadardır. Rüzgarı ve güneşi sever. Gövdesi sert rüzgarlarla donanmış, başı güneşe meyilli bir ağaç gibidir Bozkır'ın adamı. 1952 yılında bu bulunduğumuz köyde doğdum. Çiftçilik, çobanlık. Hatta 68 tane camızı 12-13 yaşlarında idare ettim. Onları otlattım. Daha sonra işte eskiden orak, sonra tırpan. Hayvanlarını atla, öküzle çiftçilik yapardık. Tırpanla ekim biçerdik, çayır biçerdik. Güzel tırpan biçerim. Hala olmuş yaparım o işi. Daha sonra işte köyde büyüdük. Davarımız, kuzumuz vardı. Köyün davarının sürüsünü abim otlatırdı.
Biz de yardımcı olarak yanında giderdik, diğer kardeşlerim ve ben. Öyle gecelik nerede bize? Bluz mülüz nerede? Yani kadife pantolonla malda geliyorsak, annem kümesin üstünde bir yer vardı, oraya bir yatak etti. Yatağın içinde yün de yok. Çabuttan çekme, döşek. Biraderine girdik, yattık, akşama kadar yorulduk. Eskiden yani kara saban atların ve öküzlerin arkasına takılır, ağaçtan yapılır. Olan evler var, onun olduğu evler var. Ucuna demir, yıpranmasın, ağaç yapamaz o işi. Öküzlerin, atların onu sürerler, tohumu elden saçarlar, orakla yolarlar. İşte zopayla düverler, düvenle sürerler mesela atla öküzle. Ondan sonra traktörler çıktı. Yapı ustalığı falan yapmaya başladım. Köyde bazı evleri falan yaptık, kurduk. Karınca kaderince işte neyi beceriyorsak. Daha sonra ehliyet almaya karar verdim. Tankerdi, kamyondu. Piyasada çalıştık. Memleketin her köşesine gidip geldik işte. Buranın eski halinde bahsedersem, mesela bize buranın nasıl kurulduğunu büyüklerimize duyduğumuz, işte Kapadokya, Ürgüp, Göreme, Zelve gibi yerler bizim buradan başlar, bizim köyümüzden başlar, bu civar köylerden. Burası Aflak Köyü, orası Kabaca Köyü, orası Karacal Köyü, böyle sınırlarımızın kenarında. Asma Karadam, mantar fabrikası hala mantar üretir, tamamı değil de kısmen. Bu köyde yaşadığımız zaman içerisinde işte inler var içinde, mağaralar var. Daha eski insanların göçebe olarak gelip buraya yerleştikleri, burada ikamet ettikleri söylenir büyüklerimiz tarafında. Biz de küçüklerimize bunları aktarıyoruz. Onlar da yarın gelecek nesillere aktarsınlar. Burada yer altında yaşayan, bu inlerde yaşayan, mesela şu anda bir in var burada. Kimisi mağara der, kimisi in der, işte kimisi kayadan oyma der. Burada Esa amca diye bir adam vardı. Ben şahsen tanırım. Adam içeride yatardı. Hayvanları da yanında geçer, karşı bölümünde yatardı. Sonra vefat etti. Biz kendimiz bunları biliyoruz. Mesela bazı mağaralar var. O mağaralarda değirmen taşları gibi ortasında bir delik var böyle. O deliklerde gelenlere savunma amaçlı ok atarak falan öyle yaşamışlar. Hatta birkaçında haç işaretleri falan var. Hemen hemen her evin altında bir in, bir mağara dediğimiz, yani çeşitli isimler verilmiş. Bunlar mevcut köyümüzde. İşte sit alanı olarak bir kalemiz var, yığıma. Onu da büyüklerimiz söyledi. Hacı Bektaş kazasının hala 130 kağanı, öküz kağanısıyla toprak borcu olduğu söylenir. Bizim bu görmüş olduğumuz şu kaleden söz ediyorum. Üstünde bayrak olan yer. Burada bir türbemiz var. Asırlara mesela dayanır. Bunun yanında bir türbe daha olduğu söylenir bizim büyüklerimizde. Onun üzeri de gümüş işlemeliymişti o türbenin. Daha sonra bakımsız kalmış o türbe. Bir savaş uçağı gibi böyle yüksek bir sesle burada geceleyin kalkıp gitmiş. Varıp konduğu yer ismini ondan almış. Gümüş Gümbet Köyü. Buraya işte 15 kilometre falan o köy. Sonra orada da ilgi olmayınca o türbeye, orada da yok olmuş. Nerede olduğu şu anda meçhul. İşte biz o zaman giderdik bu inlerde, in derik işte mağara ya da işte davar ağalı falan. Oralarda çok büyük delikler olur mesela 100 metre, 150 metre bizim inde komşunun inine geçer. Yahut öbür komşunun oradan başka yere geçer. Annelerimiz, babalarımız korkardı biliyor musun geceleyin.
Mesela çelik oynardık. Çizgi yapardık, çitik oynardık. Bizim şimdiki bilgisayarla oynayan çocuklar gibi bir şansımız yoktu. O zaman onlar vardı, onlarla yetiniyorduk. Ceviz oynardık birbirimizi ütmeye, kimin cevizine vurursa onu almaya falan. Böyle benzeri şeylerle hayatımızı idame ettirdik, bu yaşa geldik. Amca şimdi... Durulan ne? Sen onu ne? Şimdi iyi ama cahilliğinde çok hırçındı, deliydi. Vurduğu vurdu, kırdığı kırdıktı amcayım. Hayır, dürtme, anlatacağım. Şimdi çok güzel, oturaklandı, iyi. Töbekar oldu. Töbekar etmiş gayrı. Önce çok hırçındı, çok asabiydi. Şimdi güzel, iyi. Yani iyi, hep kötü günlerimiz geçmedi, iyi günler de oldu. O onu taşıdı işte. İyi davranırsa kötü yerini unuttum. Öyle geçindik abla, sabrettim. İlkokulu bitirdim. Daha öbür okullara gitmedim. Gelin ettik, hepsine verdik. Boşa kaldık şimdi, edi büdü. Şu kangal oluyor. Bu köyde böyle dikenli soyup ya, yiyorlar. Ben orada işte tanımazdım, burada tanıdım. O da normal bir ot. Bu gelin tırnağı. Ona da ne diyorlar bilmiyorum vallahi. Ben ne diyorsam o ya. Gelin tırnağı diyorlarmış ona da. Yani biraz böyle nazik ya. İnce olduğu için. İnce ince de onun için gelin tırnağı diyorlar. O da soyulan bir kangal. Dikenli. İlkokula başladık burada. İşte öğretmenler falan, o zaman araç, mıraç, gereç bunlar yoktu. Benim anlattığım 60'lı yıllar. Öğretmen, affedersin, hayvanla gelirdi buraya. Üzerinde semer, işte Acıöz'de, Mucur'da, bizim burada mevcut bir de eğitmenimiz vardı. Bir sınıfımız vardı, 5 sınıf bir okulun içinde, bir çatı altındaydık. 1 ya da 2 öğretmen olurdu. İşte bir gün biri gelse, öbür gün... Öbürü gelmezdi falan. Böyle okuduk işte. Sonra işte bir diplomaya sahip olduk burada. Yani hayatımızın neredeyse hemen hemen 1/3'ü bu köyde geçti. Sonuçta işte biraz büyüdük tabii. Düğünlerde falan turalar oynanırdı. Mesela kaçak turası gibi. Kazık turası deriz mesela, bu gördüğüm bu alanda falan oynanırdı. Karşı köyler gelirdi. Kayışla birbirimize şey yapmak durumunda kalırdık. İşte iyi kaçan daha iyi oynuyor şeklinde görülürdü falan. Böyle bir hayatımız geçti işte. Kemer oyunu şöyleydi. Ben burada öndeydim. Bu gençlik yarışmalarında hep öndeydim. Hala da iddialıyım. Mesela düğünlerde tabii davul çalar, zurna çalar, karşı köyler falan, eş dost akrabalar toplanır. Mesela bir tura, kazık turasından bahsedeyim. Yere bir kazık çakılır, 20 metre ip bir tarafında, urgan deriz biz, 20 metre bir tarafında. 2 kişi eş olur, ipi elimize gelepleriz, sırtlarımızı birbirimize döneriz. Kayışı yememek şartıyla belden aşağı. Üstü yasak, oraya vurulmaz. Belden aşağı dışarıdakileri vurur. Herkesin birer eşi var. O kayışı yemeden birisine tekmeyi vurursan kurtulursun, içeriye o geçer. Ama içimizde böyle yani erbap insanlar olur. Kayışı vurdu muydu bağırttırırlardı bizi. En çok da yapan da ben olurdum bunu. Hani köyde arkadaşlarımız falan çoktu. Herkes benimle eş olmak isterdi. Hani ben iyi kaçardım, iyi tutardım falan. Mesela simsim oynardık ateşin kenarında. O zaman tabii lastik müstükli gibi bir şeyler yoktu.
ateş yanardı. Geceleyin akşam olur bu iş. Sing Sing'de mesela adam çıkar. Orada kayış falan yok. Sadece koşup. Adamı koşar yakalarsan çelme takar yıkarsın. Yahut tutarsın yahut tekmeyle vurursun. Bu bir başarı sayılırdı. Yani bir nevi resmi zopa. Hiçbir hak iddia edemezsin. İşte oyunda falan falan yeri yaralandı. Ya olur ya olağan işler. Haydi koçum falan. İşte anan krem çalsın bilmem. O zamanın kremi de neydi biliyor musun? Motor yağıydı. Gres yağı var ya. İşte krem oydu. Yani yarandıren de oraya gres yağını çalarlardı. Ama şimdi öyle bir şey yok. Teknoloji çoğaldı. Şimdi her şeyin doktoru var. İnsanın kaç tane az az varsa hepsinin işte kemik doktoru başka, kalp başka, bilmem bel fıtığı başka. Başka da başka yani. Böyleydi. Daha sonra işte evlendik. Çoluğa çocuğa karıştık. Şu anda benim 5 tane çocuğum var. Her birisi memleketin bir tarafında. Hani bir tabirle böyle söylerler. Hepsini yuvada uçurduk. Şimdi edibüdü kaldık burada. Zamanımız böyle geçiyor. Emekli olduktan sonra buraya geldik. Köye bir faydamız olsun amacıyla aday olduk. Vatandaşlar da bizi tercih etti. 2014 ile 19 arasında muhtarlık yaptım. Şimdi de işte muhtarlığı da bitirdik 2019'da. Şimdi normal vatandaş olarak hayatımızı burada sürdürüyoruz. İşte Mevla'nın ne kadar ömür verdiği belli değil. Ne zaman emrederse yerimizde karşı mezarlık olacaktır. Bu kaçınılmaz bir olaydır. Bu böyle. Bir de mesela Hacı Bektaş bize yakın. Hacı Bektaş da bu Hacı Bektaş'ı veli. Bir evde çiftçiymiş yani adam. Yani hizmetçi olarak çalışırken bunun ağası hacca gidiyor Kabe'ye. Gidince ablası çorba yapmış. Bizde ayran çorbası derler. Sonra onun ismi yayla çorbası oldu da. Demiş ki ağam bunu çok severdi demiş. Veli demiş. Abla demiş severse ver ben götüreyim. Nasıl götüreceğim oğlum falan. Ya helkeye koy. Helkeyi de ağama bırakırım gelirken getirir. İyi la götür falan diyor. Bu alıyor çorbayı götürüyor. İşte Cenab-ı Allah'ın takdiriyle. Çorbayı veriyor geliyor. Geliyor ne yaptın verdin mi? Verdim diyor. İçti mi diyor içti diyor. Kafasını sallıyor kadın tabii. Neyse zaman zuhur ediyor. Ağa dönüyor haçta gelirken eskiden biz köyümüzde de böyleydi. At arabasıyla falan kazada indiği yerlerde karşılardık hacdan gelen hacıları. Hacı Bektaş'ın ahalisi karşılamaya gidiyor bu velinin ağasını. Karşılamaya varırken diyor ki beni karşılamayın diyor. Veliyi karşılayın diyor. Veli de o anda duvar yaparmış. Elinde mala çekiç duvar yapıyormuş. Millet ona doğru yürüyünce böyle duvara malayı vuruyor. Yürü be mübarek diyor. Vurunca duvar böyle araba gibi yürüyor halkın yanına geliyor. Yani bunlar büyüklerimizde duyduklarımız ne kadar kaç derece doğrudur ne kadar yanlıştır bunu bilemeyiz yani. Hani biz nesilden nesile duyduğumuz için biz de bunları anlatıyoruz. Bizim çocuklarımız, torunlarımız da sanırım bunları geleceklere böyle anlatacaklar. Kaçıncı kuşağa kadar gider bilemem. Ve işte yaşantımız böyle buna benzer şekillerde idame ettirmeye çalışıyoruz. Bu türbenin duvarı yoktu ben bilmem. Babam da bilmez duvarsız kaldığını. Benim bir yeğenim vardı onda biraz miktarda para aldım. Türbenin duvarını yaptırdık işte. Sonra gelip giden ziyaretçiler oluyor. Yani bu yatının ismi de Aflak Baba türbesi. Köyümüz de ismini oradan almıştı. Aflak Köyü diye. Şimdi şöyle karşı köy Kabaca Köyü, Karacal Köyü, Aflak Köyü. Nasıl bu köyler ismini aldı? Nasıl isim koydu aynı merak edip de sorduğumuz gibi biz sorardık. İşte oğlum bizim burada adam üç kardeşmiş biliyor musun bu üç köyün. Biraz aplakmış, parlakmış yani aplak.
Kimisi aplaktır, kimisi aflak der de. Parlakmış, aplak burada kalmış. Kabaca nasıl olmuş mesela dede? Kabaca da biraz kabaymış adam oradaki. Ona da Kabaca'nın köyü işte, Kabaca köyü. Peki Karacal, o da biraz Karaca, Esmerce'ymiş. Orası da Karacal kalmış denir, biz de böyle diyoruz yani. Benim babamın 5 kızı, 6 oğlu var. Oğlanlardan 3 tanesi öldü, 3 tane kaldık. Birisi Kırşehir'de yaşıyor, diğer ikimiz de burada yaşıyoruz. Bu köyde yaşıyoruz. Kız kardeşlerimizden de bir tanesi vefat etti. O da Allah razı olsun yani, köye çok yatırımı oldu. Bu mezarlık, bu morg, efendim cami, minaresi falan. Rahmetlik ablam çok yardım etti. Kendisi Amerika'dan emekliydi. Onun çok faydalar oldu köye. Öğretmen, affedersin, hayvanla gelirdi. Mesela Mıcır'da 4 panlak kar yağarsa, işte benim eşek çıkamadı, yolda gelemedim derdi, biliyor musun? Yani varırdık okula, uşak oynar, gülerik. Hoca gelmedi, tatil ederdi buradaki hoca mesela. Haydi tatilsiniz. Gelirdik, gelene kadar ayağımızda ya çorap yok, ya ayakkabının altı delik. Yoksulluk vardı eskiden tabii, bizim okuduğumuz o tarihlerde. Müşkülüdü. Köyden köye gezmeye giderdik mesela. Bizi götürürlerdi, evlere dağıtırlardı. İşte gittiğimiz evlerde en büyük yemek bulgur pilavı. Yanında bir hoşaf yahut bir turşu. Onu da yani böyle bir haftadır açmış gibi yapışır girdik vardığımız köylerde, yahut onlar buralara gelirlerdi. Böyle talebelik dönemimiz oldu. Yani eskiye döndüğün zaman bizler mesela daha büyüklerimizde de böyle gördük. Odanın üst köşelerine geçip oturamazdık. Biz aşağıda otururduk. Hatta destilikler olurdu. Suyu içerken mümkün değil ayağa kalkıp su içmemiz. Yahut da bir büyüğümüzün üst tarafına geçmemiz. Ama şimdi o zaman insanlar söylerdi. Ya öyle bir zaman gelecek ki kızanıya kele, oğlan babaya ula diyecek zamanlar gelecek derlerdi. Şimdi aile demek, bir bayan bir erkeğin bir araya gelip hayatını idame ettirerek, yaşantısına devam ederek ortaya Cenab-ı Mevla'nın verdiği çoluk çocuk gelerek, büyüyerek, bazı sefaletler görenler, yani ben sen kendi adıma konuşmayayım. Ha biz de gördük yani, yokluğu da gördük, varlığı da gördük. Yani şimdi yani Allah'ın emrine şükür elimizde bir emekli paramız var. Eşimle beraber işte gelip giden çocuğumuza, torunumuza sık sık da sağ olsunlar gelirler, ziyaret ederler. Halımızı, hatırımızı sorarlar. Biz büyüklerinde zaten küçüklerde, çocuğumuzda, torunumuzda, beklentimizde budur. Her zaman dede veren kısımdır. Yani pek alıcı değildir, öyle de olmalı. Tabii her şey imkanlar dahilinde oluyor da. Biz dediğimiz gibi, ne bileyim ben, bineceğimiz bir arabamız var, oturacağımız evimiz var. Bugün harcayacağımız cebimizde paramız var. Hayat böyle sürüp gidiyor işte. Dönüyor yani. Devir bir çarkın döndüğü gibi. Biz kaçıncı göbek olduğumuzu tabii ki ben bilemem. Kimse de bunu tahmin edemez. Geçmişini kimse, ancak bir dedemizi biliyoruz. Yahut da dedemizin babasının adını biliyoruz.
Bozkır'da uçsuz bucaksız o düzlüklerde tek başına duran bir ağacı gözlerinizin önüne getirin. Var olmanın dayanılmaz hafifliği değil, dayanılmaz ağırlığının görüntüsüdür bu. Bağımsız, yalnız başına ayakta kalmak ve gölge vermek. Türkiye'yi ve Anadolu'yu bozkırın ortasında tek başına bir ağaç kadar güzel ne anlatabilir? Bozkır'da bir ağaç gibi yalnız, yaprakları kadar kalabalık, kökleri kadar derin. Enver Bey ve ailesine bakınca işte bunları görüyoruz biz. Hani şairin "Orası neresi, burası bir adam" demesi gibi. Bir adam bir memleket, bir memleket koca bir anlam demektir. Kızlarımız gelin oldu, bacılarım. Annem de yalnız, yine de kalabalığız böyle. Ekmek ederler bayanlar. Memleketin çoğu bunu bilir yani, etmeyenler bile bilir. Ben, arkadaşlarım kapıda bekliyor, oyun oynayacağız tabii. Çelik, çitik işte falan onları oynayacağız. Annem dedi ki, oğlum şu bir külek ekmeği pişir. Ondan sonra git oyna dedi. Ben de tamam pişirdim. Çocuklar da kapıda arkadaşlarımız. İkinciyi getirdi küleğe. Bunu da pişir de öyle git falan dedi. Onu da pişirdik yani ağlayarak, sızlayarak. Ondan sonra üçüncüyü getirdi. Ben pişirmem dedim. Pişirgeci bıraktım evracı, sacın üstüne ekmek döndürüyorsun ya. Bıraktım kaçarken anam sacın dibinde adaşı attı kafama. Kafamda kan aktı. Kapının önüne daşın üstüne oturdum. Sen benim kafamı kırdın diye. Ağlıyorum biliyor musun? Bir de geldi, vay kurban olurum dedi. Gel motor yağı çalayım dedi. Sen hem kafamı kırıyorsun hem motor yağı çalıyorsun. Kabul etmiyorum dedim biliyor musun? O da öyle bir öykü olarak kaldı yani. Bayramlar çok güzeldi bizler için. Acaba bilmiyorum şimdiki çocuklar için de bu kadar lezzetli mi, zevkli mi bilmiyorum. Mesela bizim köyde bayram gezerdik biz. Benim bir amcamın oğlu vardı. Hep ondan gezerdik. Ona derlerdi biliyor musun? Ola senin adın bayram, bayram geziyorsun derlerdi falan biliyor musun? Biz o zaman şekerini de görüyoruz. Şekeri görünce gözümüz taş öyle oluyordu. Nerede buluyorsun? Bulamazsın yani. Bir toz şeker olurdu. Annem ekmeğe dürerdi biz davar kuzu gütmeye giderken. Azıcık da su dökerdi şöyle. Dökülmesin altında diye. Bir yeri vardık. Akide şekeri çizgili çizgili. Hala günümüzde var. Kadının biri bize şeker veriyor. Tabağında 2-3 tane şeker kalmış. Ula bize verse arkada ne kalmayacak? Ağzına böldü şekeri. Yarısını amcamın oğluna verdi. Yarısını da bana verdi. Ben hemen gidim. Kadın ağzına bölmüş, tükmüğü demiş. Umurumuzda bile değil yani bizim. Yeter ki şeker yiyelim. O zamanın şeyi de öyleydi. Öyle bir güzelliği vardı. Bayram geliyor diye. Sabah erken kalkardık burada. Oğlum güneş doğana kadar abizemize bakar. Babamız öyledirdi bize. Anamız öyledirdi. Desteği elimize verir. Bir kilometre yerde sabahına su çekerdik. Abizemize bakıyormuş diye. Bilmiyorum akıyor mu akmıyor mu orasını da pek bilmiyorum ama. Yani sonuçta bize suyu çektiriyorlardı. Onlar da şimdi geride kaldı. Şimdi her evde musluk var. Öyle. Mesela lambalar olurdu. Gaz lambaları. Ortada fitil olurdu. 3 boyuta ayrılırdı bu. 5 numara, 7 numara, 14 numara. Adamın 14 numara lambası varsa ooo falanın bir lambası var. Lüks, lüks dillerdi. Yani 14 numara biraz daha iyi yanardı. Ki o 5 numarada, 7 numarada kadınlar ıstar dokurdu. Oya yaparlardı, dantel yaparlardı yastıklarına. Gelin olacağı zaman kafalarına geçirir, ucularında yaygılar olurdu böyle işlemeli biliyor musun? O karanlıkta. Şimdi bizim evde lamba azıcık az ışık veriyorsa, ya herif bunu değiştir, bunun ışığı az. O kızlar, o gelinler nasıl yaptı, nasıl yaşadı bunları ona dönüp de anlatamıyorsun. O zamandı bizi bağlamaz deyip çıkıyorlar. Bu da böyle. Şöyle adına bakayım. Kuzey. Soyadın? Koçak. Aferin dedem. Kuzey Koçak bunun adı. Bu
benim sonuncu torundan bir önceki. Torununa bir de insanlar nasıl insanlık kazanır, neleri öncelikle öğrenmesi gerekir. Bunda saygı mesela önde gelir, sevgi önde gelir, sempati önde gelir, yardımseverlik, eşini, dostunu, arkadaşını, büyüğünü, küçüğünü, akrabasını tanımasını elimizde geldiği sürece onu öğretmeye çalışırız. Ben şahsen dede günü görmedim. Benim dedemle ebem burada yatar. Yani üstündeki çamı olsun, mezarın olsun, devamlı temizlerim, tırmıklarım. 17 kişi var benim sülalemde burada olan. Hep mezarlarını yaparım. Mesela yaparım derken yapılmış mezarları, işte otlarını alırım, dırmıklarım, üstündeki ağaçlarını sularım. Bu da bence ölüye bir saygıdır. Mesela bizim burada Mikel köyünde bir hoca vefat etmeden önce söylemiş, biliyor musun, benim mezarımı altın yazı Aflağın mezarına koyun, mezarımı 5 kilometre öte yandaki köydeki bir adam. Onu da buraya koymuşlar. Hatta bizim bir halamın torunları var, iki tane. İsimleri de biri Yaşar, biri de Doğan. Bir de ben mezarını beraber yaptık adamın, betondan falan. İsmini müsmünü beraberce koyduk. O da yolun kenarında. İnsanın geçmişine bir saygısı olmalı. Yani köyüne, vilayetine, devletine bir saygısı olmalı. Neden bayrağımızı benimsiyoruz? Olmaz diyoruz ya, Türk bayrağı. Verirken ben askerliğimi de Ankara'da yaptım. Ondan sonra neden bayrağımızı öperek alıyoruz, öperek veriyoruz? Bir saygı. Bunu da tabii torunlarımız, çocuklarımız bunu görüyor. Onların da öyle yapması gerekiyor diye biz bunları böyle yapıyoruz. Herkes vatanını, bayrağını sevmeli. Yani sahip çıkmalı. Evinden başlayıp köyünden, kazasından, vilayetinden, devletine kadar. Bu böyle olursa hiçbir zaman bu bayrak yere inmez. Bu ezan dinmez. Bu milletin sırtı yere gelmez. Böyle düşünüldüğü zaman diye düşünüyoruz yani. Sesinin tınısında, yüzünün kırışığında, ellerinin nasırında, kalbinin merhametinde bir ömrü ve bir ülkeyi görürsünüz bazen. Enver Bey'de yeniden okuyoruz ülkemizi. Dünümüzü ve bugünümüzü yeniden terennüm ediyoruz. Ne yerlerse güzel eyleyen Yüce Mevla'nın, sebat eden kullarına has bir vakar var duruşunda. Her badirede, her zorlukta, sımsıkı tutunduğumuz şey bu vakardır işte. Bozkır'ın insanı, biz bu bozkır işini bizim sembolümüz olan Neşet Ertaş diyelim. Bu Neşet Ertaş mesela bu memlekette, bizim buralarda kendi ağzıyla söyler, affedersin, hayvanın üstünde gidip geldiğini, sineklerin bunu yediğini, köçeklik yaptığını, sonunda tabi ben mesela radyo evinde de kaldım Ankara'da. Sazı omzuna alırdı rahmetlik. Böyle kürek götürüyor gibi gelirdi. Yeşil bir vardı. Gel abin sana türkü söylesin derdi. Tek söylerdi bu radyo evinde. Ankara Radyosu'nda ben orada da kaldım. Tek söylerdi, bu koroya muraya girmezdi. İşte hani nerede, babam Muharrem nerede falan türküleri. Önde gelenlerden. Yani Bozkır'ın tezenesi diye oradan gelir. Çırpınıp da Şanova'da çıkınca, eğlen Şanova'da kalacağım kızı.
Biz bunları severiz mesela. Biz bunlara derler ki, mesela benim arabada kasetlerim var, hepsi damardır. Bana derlerdi ya, sen bunlar seni öldürür. Ama ben bugün 70 yaşındayım. Hala Mevla'ya şükürler olsun zindeyim yani. Benim burada bir arkadaşım var, Ramazan Kayakıran diye. Beraber amelelik falan yaptığımız. Ben işte ehliyet aldım. Kazada birinin tankerini sürüyorum. Mersin Ataş'a gittik. Haydi götüreyim de seni de gezdireyim dedim. Gittik orada tabii 12 ton fuel oil'u yükledik. Geliyoruz Nevşehir'de gelirken böyle virajlı bir yol var. Yanımda arkadaşım da uyudu, sabah erken geliyoruz. Baktım yolun üstünde böyle sini gibi bir yaşlık var. Yağmur, yaş bir şey yok ama. Benim dikkatimi çekince ben dedim ki ulan yaklaşım tabii bu arada. İki tekerin arasını alayım da burada geçeyim dedim. Tam oraya girer girmez kuturt bir ses geldi arabadan. Direksiyon elimde fırfır dönüyor. Arabanın ön tekerleri girince orayı altında su akmış, köyün içme suyu, şehrin, Nevşehir'in. Bu tarafı da uçurum. Oradan da su çıkmış gitmiş. Yalnız burada aktıkça aktıkça dabanın kumunu almış. O da bana sanki bir tuzak gibi. Ben varınca ön tekeri tuttu, arka tekere yapıştırdı. Şeyin altında şaft kırıldı. Çakıldı tanke. O da fuel oil akıp gidiyor. İnsan neşeli kalmayı başarırsa genç kalmayı da başarıyor. Ben genç kalma derken ben şimdi 70 yaşındayım ama neredeyse 20 yaşında insanlarla boy ölçüşmeye kalkarım. Neden? Yani Mevla'nın verdiği bana zindelik, sağlamlık, bir rahatsızlığım yok şükür olsun. Genç kalmamı anlattıklarıma bağlıyım işte. Mesela neyi arzu edersem onu yaparım. Mesela bugün deseler ki Nevşehir'e haydi derin kuyuya gidiyor. Yer altını gezecek deseler hemen arabayı çalıştırır giderim. Orada bir feyiz alırım. Ya da mesela yakın köylerde düğün olur. Daveti gelir. Ya adam yazmış mesela Enver Akgün demiş yazmış. Bu bana der ki ya işte nereye gidiyorsun? Ya işte Karhın köyüne gidiyorum. Ne var? Düğün var. E adamı biliyor musun? Senin düğünüme geldi mi falan düşünülür. Ben derim ki ya gelmediyse bundan sonra gelir adam. Benim düğünüm yok ama torunumun olur, oğlumun olur mesela. Bunlara gelir derim. Oraya giderim. Oradaki çalgıda dört eşi dostu görmekten büyük bir feyiz alırım. Çocuklarımızı yuvadan uçurduk bir tabirle. Evlendirdik. Hepsinin işte iş güç sahibi oldular. Şükür kimseye muhtaçlıkları yok. En büyük sermayemiz de o. Tabii onlar muhtaç olsa biz üzüleceğiz. Biz üzülecek. Varıp gelemeyecek. Sofrasında bir parça alamayacağız. Zaten yok evladın diye. Onun için çok serinim yani. Yani Allah razı olsun çocuklar da. Onları da yani ben bir hani bir şu türkü var biliyor musun? Babam 8 kenar şapkasıyla, bir işçi maaşıyla, işte ah babam sağ olsaydı, köşede otursaydı falan, kısa parmağım mı neyim böyle şeyi var. Onun için bir maaşımla ben 5 tane çocuğumu okuttum. İshabı edebildiğimizi ettik, edemediğimizi başka şekillerde. Onları da işte kimseye muhtaç etmede büyüttüğümüzü sanıyorum. Ya kardeşimizin şeyini biz de çok giydik. O zaman da giydik. Hala şimdi de olmuş da giyiyoruz. Mesela benim çocuklar getiriyor ayakkabıyı. Baba giyersin diyor. Ben de giyip geziyorum. Şu ayağımda ayakkabım da polisin ayakkabısı yani. Baba giyen deyip bize verdi. Biz de giyiyoruz.
Yani şimdiki benim torunum daha şans bende olaydı kesin 2,5 metreydim ben. Ben kardeşimle şey gidiyorduk, sığır yani. Büyükbaş hayvan gidiyorduk. Şimdi eşek, affedersin, üstünde heybemiz var, içinde de yemeğimiz var. Annemizin koyduğu yemek var. Eşeğin şöyle bir huyu vardı, yemeğin torbanın ağzını şöyle bağlamazsan heybenin, kafasını sokar, içindeki ekmeğimizi yerdi. Bir gün yemiş. Arazide gidiyoruz yani. Ula saat 3 oldu, abi rahmetlik oldu o kardeşim, kalpten öldü. O beyaz evin sahibi. Abi acıktık, ulan vardık eşek ekmeğiymiş. Yapacak bir şey yok. Önümüzde 150-200 tane mal var. Bütün bahçeleri ekili. Eskide araziye bahçe ekilirdi. Sebze, mısır, bilmem salatalık, domates ekilirdi. Yani birimiz ekmeğe gelsek, birimiz malı zapt edemeyeceğiz. Ulan ne yapalım? Ayağımızda soğuk kuyu ayakkabı, siyah ayakkabılar var, lastik. Bileniniz var mı bilmiyorum. Benim gözüme kestirdim bir komşunun ineğe. Böyle memeleri büyük. İneğin kuyruğunda yakaladım. İnek kaçıyor, ben koyurmuyorum. İnek kaçıyor, kıvrada kıvrada en sonunda ayağını tuttum. Bayağı güçlüydüm. Ayağını tutunca birader de kafasını tuttu. Şimdi bu depiklenmeye başladı memesini tutunca ya, yoruldu inek tabii. Şimdi ayakkabıyı çıkarttım, içine sağdım ineğe. Bir ayakkabı. Çorabım neyim de yok ha. Sağdım, biradere verdim, iç sen bunu dedim. Kaldırdı kafasına, sütünü içti. Bir de doldurdum, bir ayakkabı da ben içtim. Ondan sonra ayakkabıyı ayağıma gideyim yağlı ya, çorap da yok zaten. Ayakkabı bir o yanı çıkıyor ayağımda, bir bu yanıya çıkıyor. Biz bugünleri yaşadık, bu şekilde, bu şartlarda büyüdük biz. Şimdi çocuğa bakıyorum şunu, ben bunu beğenmem diyor. Annesi dolapta başkasını getiriyor. Yani anneannesi bir başkasını getiriyor. Dedesi bir başkasını alıyor. Bozkır'da içinize gökyüzünü çekersiniz ve göğsünüz genişler. Şöyle bir bakarsınız ufka, gözünüzün alabildiğine eyvallah dersiniz. İşte Türkiye'desiniz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.